Almanya doğumluyum, 1976. Mesleğim fotoğrafçılık. Özellikle sahne fotoğrafları, doğum fotoğrafları, düğün fotoğrafları çekiyorum. Proje işi olunca da proje işlerine de devam ediyorum. Birbirinize bakın. Motosiklete hevesim ve merakım 13-14 yaşlarında başladı. Dayımın oğlu Almanya'dan İzmir'e, Türkiye'ye motosikletle gelmişti. Ve ben o zaman şok geçirmiştim. O kadar yolu buraya nasıl geldi o motosikletle? 16 yaşında babam beni arkasında gezdirdi. Böyle bir arkadaşımın motorunda. Ondan sonra bitti benim için olay. Hayatımın direkt hayali olmaya başladı. Hayatımda gerçekten bir ilki gerçekleştirip avans çektim ve ikinci el bir Honda Titan aldım, 84 model. Motosiklet ekipmanları inanılmaz derecede pahalıydı ki bir şekilde bellik aldım, dizlik aldım, eldiven aldım. En önemlisi zaten kasktı. Şöyle düşünüyordum yolda giderken, siteye gireceğim, sitenin başka bir yerine park edeyim motoru, eve de gireyim hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü babama nasıl söyleyeceğimi düşünüyordum. Sonra dedim ki boş ver ya dedim, bundan sonra hayatımın bir parçası olacaksa saklamanın bir anlamı yok. Direkt evin içerisine soktum motoru. Annem inanılmaz çığlık attı, babam şok geçirdi tabii. Uzun bir böyle bir 5 dakika konuşamadı, ne yaptım, ne ettim, nedir bu diye. Ben anlatıyorum heyecanlı heyecanlı vesaire. Sonra ben içeride otururken babam geldi motorun başına. Kimin bu motor? Kaç paraya aldın? Derken orada zaten olay bitmişti çünkü babam da gençliğinde motosiklet kullanıyormuş. Dedem de eskiden motosikletçi ve bisikletçiymiş. ...2007 senesinde ilk yarışımı erkeklerle yaptım. Bir erkek arkadaşım var. O da Supermoto kategorisinde yarışıyor. Enduro kategorisinde yarışıyor. İster istemez bir özenticilik oluyor. Çünkü o gidince onu destekliyorsun. O yarış heyecanı, keyifli anlar, sohbetler. Etkilendim ve Supermoto yarışına onunla beraber girdim. Bayanlara teşvik kupası aldım. Arkadaşlarla beraber kürsüye çıktım. Daha sonra bayanlar kategorisini açtık. İki defa öyle bir yarışımız oldu. Diğer yarışlarda da birinci olduk bayanlar kategorisinde. Ama şöyle bir şey var, bayanlarda 3 kişi yarıştık. Kadın motosikletçileri kesinlikle destekliyorum. Trafikte gördüğüm zaman inanılmaz hoşuma gidiyor. Yanlarına gidiyorum bazen, merhaba diyorum. Çünkü çok toy ve heyecanlı olduklarını görüyorum. Bence bütün kadınlar kullanabilir. Çocuğu olsun olmasın, yani herkes yapabilir bunu. Yapılmayacak bir şey değil. Trafikte ilk kullandığım dönemlerde heyecanlıydım. Çünkü arabalarla beraber, dört tekerleklerle beraber asfaltta yan yanasınız. Ne yapacaklarını bilmiyorsunuz. Hani etrafınızda sadece etten bir koruma var. Motorunuz var, başka hiçbir şey yok. Ben 13. Yeni 2012. 2012'li çıkardı. Geçen sene 2012'li çok şey olmuştu. Onun için bizden abla bir de şey vardı. Kıyafetler var. Şapka var mıydı? Şapka. Bu yıl şapka da çıkardılar. Normal. Liseninki var ama. He? Liseninki var ya. Şapka. Yuvarlak olmalı. Hı hı.
başka yollardan verecekler. Ne şekilde yani? Niye çekeyim mi? Sen söyle, çekmeyeyim diyorsun. Bilirsin ya. Sen izin verirsen çekeceğim. Ben izin veriyorum. Motosikletle keyifli seyahatlerim oldu. Hayatımın en güzel kampçılık deneyimlerini orada tecrübe ettim. Güzel bir hikayem var. 3 kız Abant'a kamp yapmaya gittik. Sonbahar vakti gayet soğuk bir kamptı ama inanılmaz eğlenceliydi. Yolu kaybettim, Abant'a girdik. Sonra arkadaşımla bir anda offroad yapar bulduk kendimizi. İlk defa çamura giriyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. O kadar güzel ve keyifli bir deneyimdi ki hem kampçılık anlamında hem uzun yol tecrübesi anlamında gerçekten herkesin yaşamasını tavsiye ederim motosikletle seyahati. Senesinde İstanbul'da doğdum. Konservatuvar bittikten sonra şu anda profesyonel anlamda müzikle uğraşıyorum. Solistim, ayrıca perküsyon çalıyorum. Aslında o kadar çok fazla zorlukla karşılaşıyorsunuz ki televizyon dünyasında, işte sanat dünyasında özellikle ideallerinizi yüksekte tutuyorsanız her zaman iyi olmak zorundasınız. Yani işte ben biraz daha iyiyim, işte orta derecedeyim gibi bir lüksünüz yok. Hep iyi olmak zorundasınız. İşte solistlerin sesinize bakmak durumundasınız. Yani fiziksel olarak yine aynı kendinize bakmak zorundasınız. Bunlar kişisel zorluklar. Tabii bunun yanı sıra belli basamakları çıkmaya başlayınca İşte rakipler olsun ve daha çok fazla negatif şeylerle karşılaşma durumunuzda olabiliyor. Daha çok çalışmanız gerekebiliyor. Ama tabii ki hani müzik benim için bir yaşam tarzı, bir kültür. Bireysel olarak kendimi geliştirecek birçok şey yaptım. İşte perküsyon çalıyorum, solistim. Bunun yanı sıra hani belli teknikler öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü müziğin bir sınırı yok. Her seferinde yeniliklere açık bir şey. Her seferinde yeni bir şey öğreniyorsunuz ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu aynı teknoloji gibi bir şey. Motosikleti ben çok küçükken dedemin bir motosikleti vardı. Oradan bir sempati duymaya başladım. Bu ortaokul yıllarında daha da pekişti. Ve sonuç itibariyle ben de bu tutkuya dahil oldum. Tabii ilk başta hani motosiklet kullanacağım dediğim zaman ailemin çok tepkisi oldu buna. İstanbul trafiği gibi bir yerde motosiklet çok büyük bir risk diye başladılar ama en sonunda tabii onlar da bu durumu kabullendiler. Hafif altı açık olursa ses olarak daha iyi olur. Temel duruş pozisyonumuz yine dik. Kollarımız ne açık ne kapalı, rahat bir şekilde. Hafif bükülü, evet süper. Parmaklarımız kapalı ama kasmadan çok rahat bir şekilde. Açık vuruşlar. Sağ, sol. Özellikle Türkiye'de motosiklet bir yana, normal bir araçla bir yere giderken bile birçok problem yaşıyorsunuz İstanbul trafiğinde özellikle.
Serbest paraşütçüyüm. 17 yaşından beri içindeyim. Ve yaklaşık 15 yıldır motosiklete biniyorum. Profesyonel olarak enduro motosiklet yarışlarına katılmamsa 5-6 yıldır. Türk Medeni Kanunu'nun belediye başkanıma, belediye başkanına bana verdiği yetkiye dayanarak şu andan itibaren sizi şahitlerinizin, ailenizin ve konuklarınızın huzurunda eş ilan ediyorum. İlk motosikletimi aldığımda çok heyecanlandım. Kapımın önünde duruyordu ve binip her yere gidebilirdim. Direkt çantalarımı hazırladım ve uzun yola çıkmayı tercih ettim. Hayatıma girişi de bu şekilde oldu. Bugün ilk defa Türkiye'de enduro şampiyonalarında Bayanlar Kupası açılıyor. Daha önceki yarışmalarım hep erkeklerle olmuştu. Erkeklerle yarışmalarımda Fethiye'de bir üçüncülüğüm var kendi klasmanımda. Bir de geçen sene Bodrum'da özel bir yarışta gene bayanlarda birinciliğim var. Enduro motosikletçiliği biraz pahalı bir spor çünkü spesiyel bir motor alıyorsunuz. Bakımları ve parçalarıyla ilgileniyorsunuz. O yüzden sponsor gerektiren, yurt dışında biraz daha sponsorla yapılan bir iş ama Türkiye'de biz biraz zorlanıyoruz sponsor bulmakta ve kendi bütçelerimizi kullanarak yarışmaya çalışıyoruz. Kadın motosikletçilere tabii ki tam olarak alışıldı denemez. Neredeyse 5-10 yıldır ülkemizde kadınlar motosiklete merak saldı ve daha rahat bir şekilde alıp kullanabiliyorlar. Küçük araç olduğunuz için ve direkt üstünde kaporta olarak siz bulunduğunuz için her türlü etkiye siz tepki veriyorsunuz ve o yüzden insanların saygılı ve daha öncelik vererek size yaklaşmalarını bekliyorsunuz ki yurt dışında da sanıyorum kurallar böyle. Bize tabii o kültür daha henüz oturmadı. Hani bunlar tabii ki tehlike yaratıyorlar ve zaman zaman çok acı şekilde kaybediyoruz arkadaşlarımızı. Bunların önüne geçmek için sanıyorum çok daha bilinçli bir şekilde temelden belki hani ilkokuldan öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum bu trafik kurallarının. ...1978 doğumluyum. 9 senedir sadece mühendislik alanında tercüme yapan bir firmada koordinasyonu sağlıyorum. Bir tercüman ekibimiz var. Motosikletlere aslında kendim bildim bileli bir merakım vardı. Daha doğrusu motorlu taşıtlara her zaman bir merakım vardı. 13 yaşımda araba kullanmaya başladım. Çok erken bir yaş aslında. Arabadan sonra ulaşabileceğim bir sonraki seviye motosikletti. İnsanların motorlarına bakardım. İşte bir tur verir misin olmuyor tabii. Üstüne otururdum. Sağına soluna bakardım. Bu nasıl çalışıyor? Bu düğmeler ne? Bunlar ne işe yarıyor? Bir gün ben de binebilir miyim diye çok merak ederdim. Biz toprak yürü çok da planlayarak yapmadık aslında. Motosiklet gezisindeydik. Motosiklet gezisinden döndük İstanbul'a. Meğerse ben hamileymişim. Bütün geziyi karnımda toprakla yapmış. Aslında o da hayata motosikletçi olarak başladı yani. Değil mi? Annesinin karnındaydı. Meğerse motosiklette geziyormuş. Evet anneciğim. Haberimiz yok. Meğer toprak zaten motosikletçiymiş. İlk motosikletimi alırken bir ay sonraya gün verdiler. Paramı ödedim, işte modelimi seçtim, rengi belli. Bir ayda gelmesini bekledim. O bir ay hayatımın en uzun bir ayıydı.
Sanki bana 3-4 yıl gibi geldi. Her sabah kalkıyordum, arayıp yeni bir haber var mı, belki erken gelir, ne zaman gelecek diye soruyordum. Çocuklar gibi şendim cümlesi tam ilk motosikleti aldığım günün cümlesidir. Toplumun bayan motosikletçilere bakışını şöyle buluyorum. Bir kere gerçekten çok garipsiyorlar. Onlar için çok ilginç. Nasıl kullandığımıza anlam veremiyorlar. Sürekli bir hata yapacakmışız gibi bakıp takip ediyorlar. Ah bak oraya girebilecek mi? Bak 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 gördün mü? Dur bakayım oradan geçebilecek mi falan gibi. Bugüne kadar çok fazla insandan takdir de gördüm. Teşvik edici hareketler de gördüm. İstanbul'u düşünürsek yarısı güzel teşvik edici tepkiler veriyorsa diğer yarısı bu işin bize göre olmadığını düşünüyor. Trafikte diğer sürücüler yüzünden karşılaştığımız bazı zorluklar tabii ki de var. Bazen bize çok yakın seyrediyorlar, bazen aniden durabiliyorlar. Bunu bazen sadece inadına bile yapabiliyorlar. Bir kere bunlarla baş etmek zorundasınız. Ama motosiklete şöyle güzel bir yanı var. Motosiklet dar olduğu için ve daha kolay geçebildiği için bazı yerlerden sizi rahatsız eden bir araba sürücüsüyle uzun süre beraber gitmek zorunda değilsiniz zaten. Bir şekilde birkaç saniye o sizle uğraştıktan sonra zaten yollarınız ayrılıyor ve sürekli bir tacize maruz kalmıyorsunuz. Türkiye'deki yolların problemi tabii ki de arabaların karşılaştığı yollarla ilgili sıkıntılar bizim için de var. Dört tekerlekli araçlar yol çalışmalarında gayet dengeli gidebiliyorken biz gidemiyoruz. Tabii motosiklet araba gibi olmadığı için çok dikkatli olmazsanız orada bir kazaya karışma ihtimaliniz olabilir. Motosiklete seyahat etmek çok güzel bir şey. Eğer bir motosikletiniz varsa sadece İstanbul içinde hayat koşturmacasında onlaysanız zaten çok da fazla tadını çıkartamıyorsunuz demektir. Ne zaman ki motosikletinizle seyahate çıkıyorsunuz işte o zaman macera başlıyor. Şehirler arası yollarda motosikletin üstünde seyretmek, yeri geldiğinde dağ yollarına girmek ama motosiklette tamamen rüzgarla iç içe, doğayla iç içe gidiyorsunuz.1977 İstanbul doğumluyum. İki çocuk annesiyim. 13 yaşında bir kızım var adı Nida. 14 yaşında da oğlum var adı Kerim. Ailem sporcu olduğu için ben de direkt spor salonlarında büyüdüm ve yetiştim. Judo, karate, jimnastik, aikido, kung fu, tai boksu, kickboks, çocuk jimnastiği, akrobatik jimnastik, dans gibi branşlarla uğraşıyorum. Böyle anneciğim çok güzel olmuş falan filan deseniz acık böyle keyfe gelsem falan. Kaçta hep senin maçın? Motosiklet hayatımda çok küçük yaştan beri var. Küçüklüğümden beri babamın arkadaşlarının motorlarının tepesine binerdim, oynardım. Arkadaşlarımın motorlarına, abilerimin motorlarına biniyordum, onlarla geziyordum. Deneme yapıyordum en azından. 100 metre gidip yere düşüyordum, kaldırıyordum, tekrar biniyordum. İlk 2003'te aldım ve kapının önüne getirdiğimde bir hafta kadar geldim, gittim vesaire. Ailem hep arkadaşlarımın motorlarını kullandığım için alışıklardı. Benim kendi motorumu da gördükleri zaman işte hangi akıllı sana bu kadar motorunu verdi, bir haftadır kullanıyorsun diye tepki vermişlerdi. Ben de işte kendi motorum, kendim aldım demiştim. O sırada da kapıdan çıkıyordum. Babam sadece böyle baka kaldı, kendi motorum mu diye.
Yarışlara girmek en büyük hayalimdi. İlk girdiğim yarışta bayanlar kategorisi yoktu. Erkekler kategorisinde yarışmıştım. Beni şikayet edip işte pistte kızın ne işi var diyenler de olmuştu. Bunun üstesinde yılmadım. Tekrar işte inat yaptım diyeyim. Yarışlara girdim. Kalkışta ışık yandığı zaman herkes kalktığında ben o kadar heyecanlanmıştım ki ellerim gaz kolunun üstünde kilitli kalmıştım. Start çizgisinde duruyordum, herkes ilerliyordu. Hadi Nami yapacaksın, yarışa geldin işte, bu senin günün vesaire diye kendimi motive edip gazı açtım ve herkesi teker teker geçmeye başladım. İlk yarışımda ikinci olmuştum erkekler kategorisinde. Benim için çok büyük bir şey. Daha sonra TMF ödül töreninde en son puanlamada Türkiye ikincisi seçildim kendi kategorimde. Daha önce federasyonun kupa gecesine gittiğimde, arkadaşlarımızı seyretmeye gittiğimde çok imrenirdim. Hep erkekler podyuma çıkmış kupa alıyor. Bir gün ben de onların arasında olacağım, ben de kupa alacağım diye hep iç geçirdim. Ve gerçekten aynı yerde, aynı podyumda o erkek motorcu arkadaşlarımın arasında ben de kupa tuttum. Çok mutluyum bu yüzden. Motosiklet camiasında erkeklerin sayısı tabii ki fazla ama son 5 yıldır bayan sürücülerde de çok fazla artış gösterdi. İnanılmaz hoşuma gidiyor çevremde bayan sürücüler görmek. Önceden hani herkes bana tepki veriyordu. Aa sen bayansın, nasıl motora biniyorsun, tek başına olur mu böyle şey gibi tepkiler veriyordu. Şimdi çoğaldıkça insanlar da buna alışmaya başladı ve artık yadırgamıyorlar. Çok hoşuma gidiyor bu yüzden. Motosikleti ilk kullanmaya başladığım yıllarda trafikte çok zorluk çekiyordum. İnsanlar tepki veriyordu. İşte saçı uzun, işte bayan görünümlü, motora nasıl biniyor, trafikte giderken sağ sağ üstüme kırıyorlardı. İşte kadın mı erkek mi diye anlamaya çalışırken neredeyse trotuarlara çıkartıyorlardı beni. Bilerek sıkıştıranlar oluyordu. İşte arka tam lastiğin olduğu yerden dibime kadar gidip tamponunu ittirenler oluyordu, bağıranlar oluyordu. Araçların arasından geçerken eli uzatanlar oluyordu. Birçok zorlukla karşılaşıyordum. Sırf dış etkenlerden dolayı birçok kaza geçirdim. Spor bir araba, genç iki çocuk var içinde. Ben giderken hızlıca üstüme kırdı beni korkutmak için. Tabii ben o sırada havalanmışım, uçmuşum arabaların üstünden. E5 yolunda yere serilmişim. Yerde hiç kımıldamadan yatıyorum. Kaskın vizörünü açmışlar. 3 tane kafa görüyorum. Bacaklarımı, ellerimi elliyorlar, sarsıyorlar. Aha bu kızmış diye tepki veriyorlar böyle. 2 gün hafıza kaybı geçirdim o kazamda mesela. Sadece dış etkenden dolayı. Çok güzel bir anım var. Türkiye'den çıkıp Yunanistan karadan İtalya'ya geçmiştim. İtalya'yı turlayıp tekrar Yunanistan yapıp geri dönecektim. Fakat İtalya'da freebag'imden, çantamdan ruhsatım, pasaportum, kimliğim, param, yani Türk parama kadar her şey çalındı. Ve polisler kiliseye götürdü. Kimsesiz çocukların bırakıldığı bir kiliseydi. 3 gün boyunca orada kaldım. Rahibelerle vakit geçirdim. Kimsesiz çocuklar vardı, onlarla oyalandım. Bu arada telefonumun şarjı da çalındığı için telefonda kimseye haber de veremiyordum. Ve geri dönüş paramı da rahibeler kendi aralarında işte kilisenin bütçesinden toplayıp vermiş. Feribot parasını, işte sandviç paramı, benzin paramı gıdım gıdım hesaplayıp vermişlerdi. Çok uzun bir yoldu, çok şey yaşadım ama hani para verseniz yaşayamayacağınız bir olaydı o. İnsan algıladığı kadar vardır. Daha önceki senelerde sorsaydınız evet motosiklet binmek asice bir şey derdim. Asilik demekten öte bildiklerim ve inandığım şeylerin peşinde koşmak. Amaç sadece binmek, bir yerlere ulaşmak değil, gezmek, görmek, o tadı almak, ortak paylaşımlarda bulunmak.
toplumda böyle bir bilinç oluşturulmuş diyebilirim. Reklamlarda, filmlerde motosikleti agresif ve olumsuz bir araç olarak yansıtıyorlar. Belki de o yüzden böyle bir bilinç var. Belli önlemlerinizi aldığınız zaman hiç de tehlikesi olmayan bir araç olarak düşünüyorum. Motosiklet bence hem asice hem de değil. İkisini de içinde biraz barındırıyor. Hani eğlenceli olması, pratik olması, özgürlük sağlaması biraz asiliği çağrıştırıyor olabilir. İtiraf etmek gerekirse biraz asilik. Herkesin içinde o asilik vardır. Herkes motosikletle dışa vuracak demek değil. Herkes farklı farklı şeyler yapıyor. Ama kabul etmek gerekirse evet, hepimizin içinde biraz asilik var. Motosiklete binmek kesinlikle asice bir hareket. Çünkü içinde bulunduğumuz toplum bunu istemiyor. Topluma bakarsanız bu normal değil. Biz normal olmayan bir şey yapıyoruz. Demek ki asiyiz. Ama başka ülkelerde bunun böyle olmadığını da biliyoruz. İnsanlar motosiklete binerek yaşamayı tercih ediyorlar. Hayatlarını kolaylaştırmak için motosiklet alıyorlar. Ama Türkiye'de kesinlikle bu daha çok oturmamış bir şey. Eğer motosiklete biniyorsanız asi, düzen bozucu ve kötü birisiniz gibi düşünebiliyorlar.
Almanya doğumluyum, 1976. Mesleğim fotoğrafçılık. Özellikle sahne fotoğrafları, doğum fotoğrafları, düğün fotoğrafları çekiyorum. Proje işi olunca da proje işlerine de devam ediyorum. Birbirinize bakın. Motosiklete hevesim ve merakım 13-14 yaşlarında başladı. Dayımın oğlu Almanya'dan İzmir'e, Türkiye'ye motosikletle gelmişti. Ve ben o zaman şok geçirmiştim. O kadar yolu buraya nasıl geldi o motosikletle? 16 yaşında babam beni arkasında gezdirdi. Böyle bir arkadaşımın motorunda. Ondan sonra bitti benim için olay. Hayatımın direkt hayali olmaya başladı. Hayatımda gerçekten bir ilki gerçekleştirip avans çektim ve ikinci el bir Honda Titan aldım, 84 model. Motosiklet ekipmanları inanılmaz derecede pahalıydı ki bir şekilde bellik aldım, dizlik aldım, eldiven aldım. En önemlisi zaten kasktı. Şöyle düşünüyordum yolda giderken, siteye gireceğim, sitenin başka bir yerine park edeyim motoru, eve de gireyim hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü babama nasıl söyleyeceğimi düşünüyordum. Sonra dedim ki boş ver ya dedim, bundan sonra hayatımın bir parçası olacaksa saklamanın bir anlamı yok. Direkt evin içerisine soktum motoru. Annem inanılmaz çığlık attı, babam şok geçirdi tabii. Uzun bir böyle bir 5 dakika konuşamadı, ne yaptım, ne ettim, nedir bu diye. Ben anlatıyorum heyecanlı heyecanlı vesaire. Sonra ben içeride otururken babam geldi motorun başına. Kimin bu motor? Kaç paraya aldın? Derken orada zaten olay bitmişti çünkü babam da gençliğinde motosiklet kullanıyormuş. Dedem de eskiden motosikletçi ve bisikletçiymiş. ...2007 senesinde ilk yarışımı erkeklerle yaptım. Bir erkek arkadaşım var. O da süpermoto kategorisinde yarışıyor. Enduro kategorisinde yarışıyor. İster istemez bir özenticilik oluyor. Çünkü o gidince onu destekliyorsun. O yarış heyecanı, keyifli anlar, sohbetler. Etkilendim ve süpermoto yarışına onunla beraber girdim. Bayanlara teşvik kupası aldım. Arkadaşlarla beraber kürsüye çıktım. Daha sonra bayanlar kategorisini açtık. İki defa öyle bir yarışımız oldu. Diğer yarışlarda da birinci olduk bayanlar kategorisinde. Ama şöyle bir şey var, bayanlarda 3 kişi yarıştık. Kadın motosikletçileri kesinlikle destekliyorum. Trafikte gördüğüm zaman inanılmaz hoşuma gidiyor. Yanlarına gidiyorum bazen, merhaba diyorum. Çünkü çok toy ve heyecanlı olduklarını görüyorum. Bence bütün kadınlar kullanabilir. Çocuğu olsun olmasın, yani herkes yapabilir bunu. Yapamayacak bir şey değil. Trafikte ilk kullandığım dönemlerde heyecanlıydım. Çünkü arabalarla beraber, dört tekerleklerle beraber asfaltta yan yanasınız. Ne yapacaklarını bilmiyorsunuz. Hani etrafınızda sadece etten bir koruma var. Motorunuz var, başka hiçbir şey yok. Ben 13. Geçen sene 2050'de çok şey olmuştu. Onun için bizden abla bir de şey vardı. Kıyafetler var. Şapka var mıydı? Şapka. Bu yıl şapka da çıkartıklar. Normal. Kiliserinki var ya. He? Kiliserinki var ya. Şapka. Yuvarlak olan. Hı hı.
başkalarına verecek misin? Ne şekilde ya? Niye zevkliyim mi? Sen söyle, çekmeyeyim diyorsun. Bilirsin neden. Sen izin verirsen çekeceğim. Ben izin veriyorum. Motosikletle keyifli seyahatlerim oldu. Hayatımın en güzel kampçılık deneyimlerini orada tecrübe ettim. Güzel bir hikayem var. 3 kız Abant'a kamp yapmaya gittik. Sonbahar vakti gayet soğuk bir kamptı ama inanılmaz eğlenceliydi. Yolu kaybettim, Abant'a girdik. Sonra arkadaşımla bir anda offroad yapar bulduk kendimizi. İlk defa çamura giriyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. O kadar güzel ve keyifli bir deneyimdi ki hem kampçılık anlamında hem uzun yol tecrübesi anlamında gerçekten herkesin yaşamasını tavsiye ederim motosikletle seyahati. '80 senesinde İstanbul'da doğdum. Konservatuvar bittikten sonra şu anda profesyonel anlamda müzikle uğraşıyorum. Solistim, ayrıca perküsyon çalıyorum. Aslında o kadar çok fazla zorlukla karşılaşıyorsunuz ki televizyon dünyasında, işte sanat dünyasında özellikle ideallerinizi yüksekte tutuyorsanız her zaman iyi olmak zorundasınız. Yani işte ben biraz daha iyiyim, işte orta derecedeyim gibi bir lüksünüz yok. Hep iyi olmak zorundasınız. İşte solistseniz sesinize bakmak durumundasınız. Yani fiziksel olarak yine aynı kendinize bakmak zorundasınız. Bunlar kişisel zorluklar. Tabii bunun yanı sıra belli basamakları çıkmaya başlayınca İşte rakipler olsun ve daha çok fazla negatif şeylerle karşılaşma durumunuzda olabiliyor. Daha çok çalışmanız gerekebiliyor. Ama tabii ki hani müzik benim için bir yaşam tarzı, bir kültür. Bireysel olarak kendimi geliştirecek birçok şey yaptım. İşte perküsyon çalıyorum, solistim. Bunun yanı sıra hani belli teknikler öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü müziğin bir sınırı yok. Her seferinde yeniliklere açık bir şey. Her seferinde yeni bir şey öğreniyorsunuz ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu aynı teknoloji gibi bir şey. Motosikleti ben çok küçükken dedemin bir motosikleti vardı. Oradan bir sempati duymaya başladım. Bu ortaokul yıllarında daha da pekişti. Ve sonuç itibariyle ben de bu tutkuya dahil oldum. Tabii ilk başta hani motosiklet kullanacağım dediğim zaman ailemin çok tepkisi oldu buna. İstanbul trafiği gibi bir yerde motosiklet çok büyük bir risk diye başladılar ama en sonunda tabii onlar da bu durumu kabullendiler. Hafif altı açık olursa ses olarak daha iyi olur. Temel duruş pozisyonumuz yine dik. Kollarımız ne açık ne kapalı, rahat bir şekilde. Hafif bükülü, evet süper. Parmaklarımız kapalı ama kasmadan çok rahat bir şekilde. Açık vuruşlar. Sağ, sol. Özellikle Türkiye'de motosiklet bir yana, normal bir araçla bir yere giderken bile birçok problem yaşıyorsunuz İstanbul trafiğinde özellikle.
Serbest paraşütçüyüm. 17 yaşından beri içindeyim. Ve yaklaşık 15 yıldır motosiklete biniyorum. Profesyonel olarak enduro motosiklet yarışlarına katılmamsa 5-6 yıldır. Türk Medeni Kanunu'nun belediye başkanıma, belediye başkanımın da bana verdiği yetkiye dayanarak şu andan itibaren sizi şahitlerinizin, ailenizin ve konuklarınızın huzurunda eş ilan ediyorum. Ömür boyu mutluluk arzuluyorum. Hepinize olsun. İyi akşamlar. İlk motosikletimi aldığımda çok heyecanlandım. Kapımın önünde duruyordu ve binip her yere gidebilirdim. Direkt çantalarımı hazırladım ve uzun yola çıkmayı tercih ettim. Hayatıma girişi de bu şekilde oldu. Bugün ilk defa Türkiye'de enduro şampiyonalarında bayanlar kupası açılıyor. Daha önceki yarışmalarım hep erkeklerle olmuştu. Erkeklerle yarışmalarımda Fethiye'de bir üçüncülüğüm var kendi klasmanımda. Bir de geçen sene Bodrum'da özel bir yarışta gene bayanlarda birinciliğim var. Enduro motosikletçiliği biraz pahalı bir spor çünkü spesiyel bir motor alıyorsunuz. Bakımları ve parçalarıyla ilgileniyorsunuz. O yüzden sponsor gerektiren, yurt dışında biraz daha sponsorla yapılan bir iş ama Türkiye'de biz biraz zorlanıyoruz sponsor bulmakta ve kendi bütçelerimizi kullanarak yarışmaya çalışıyoruz. Kadın motosikletçilere tabii ki tam olarak alışıldı denemez. Neredeyse 5-10 yıldır ülkemizde kadınlar motosiklete merak saldı ve daha rahat bir şekilde alıp kullanabiliyorlar. Küçük araç olduğunuz için ve direkt üstünde kaporta olarak siz bulunduğunuz için her türlü etkiye siz tepki veriyorsunuz ve o yüzden insanların saygılı ve daha öncelik vererek size yaklaşmalarını bekliyorsunuz ki yurt dışında da sanıyorum kurallar böyle. Bize tabii o kültür daha henüz oturmadı. Hani bunlar tabii ki tehlike yaratıyorlar ve zaman zaman çok acı şekilde kaybediyoruz arkadaşlarımızı. Bunların önüne geçmek için sanıyorum çok daha bilinçli bir şekilde temelden belki hani ilkokuldan öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum bu trafik kurallarının. Thank you.